TVBuz Spor'a hoş geldiniz. Türkiye ve dünya spor gündeminde hızlı bir tur attığımız Ters Köşe'nin yeni bölümüyle karşınızdayız ve hiç vakit kaybetmeden ilk konumuzla başlıyoruz. Derbi Galatasaray'ın. Kadıköy'deki Fenerbahçe galibiyeti Galatasaray için şampiyonluğun habercisi mi Erman Özgür? Geçen sene de yendi, şampiyon olabildi mi? Olamadı ama sonrasında... Demek ki tek bir maç üzerinden okunmaması lazım. Adı Fenerbahçe bile olsa maçın, Galatasaray tarafında güçlü bir oyun var. Doğru devre arası transferleri var. Fatih Terim'in formda oluşu var. Bunlar daha çok şampiyonluk habercisi kabul edilmeli. Tek bir maç üzerinden okumuyorum ben bu meseleyi. Ama tabii ki bir özgüven, bir kredi. Sezon bittiği zaman eğer şampiyon olunamazsa konuşulacak bir şey arıyorsan güzel bir hikaye Kadıköy hikayesi Galatasaray için her zaman orada kazanırsa. Bunu da başardı. Sezon içerisinde ne yapıyorsa... Herkese karşı ne oynamaya çalışıyorsa Kadıköy'de, Fenerbahçe'de bunu oynamaya çalıştı. Karşılığını aldı. Belki son yarım saat baskı yemiş gibi gözüktü ama biraz skorun getirisi bir oyun. Biraz Mesut Özil'in oyuna girmesiyle ilgili bir oyun. Ama nihayetinde hak etti mi? Bence derbiyi hak etti. Tabii kazanma mantalitesiyle çıkan bir Fatih Terim'den bahsediyoruz. Yani zor bir deplasmana çıkıyorum Fenerbahçe değil de ben kendi oyunumu oynayayım, dikte ettireyim. Bazı değişiklikler yaptı. İşte Emre Kılınç'ı sahaya attı tekrar. Onyekuru'yu ters kanatta denedi. Belki kağıt üstünde Onyekuru'yu geldiği maçlardaki skor katkısını göremedik ama mesela Nazım'ı hiç çıkarmadı orada. Orada varlığı bile bir tehdit oluşturmaya yetti. Genel olarak Fatih Terim'in maç hazırlığını ve performansını ve maç öncesi sonrası yaşanan gerilimleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Maçın bir adamı, yansıması olmuş mudur sahada? Maçın içine? Adamı kısmında, maçın adamı saha içinde değil zaten. Kulübede Fatih Terim tecrübesiyle, form durumuyla Erol Bulut'tan daha iyi bir iş çıkardı. Onyekuru sağ kenarda Caner'in önünde başladı. Caner'in öne çıkışlarını değerlendirebilmek adına aslında doğru bir mantık. Fakat çok fazla iş görmeyince tekrar sola attı. Nazım'ın önüne aldı. Ama şunu söyleyeyim. Onyekuru geldiği andan itibaren iki tane maç üst üste çok ciddi katkılar yaptı. Fenerbahçe maçında bu katkıya ihtiyaç olmadan kazandı. Emre Kılınç Galatasaray'ın pas oyununda üretkenliği yapabilecek kapasitede bir oyuncu. Niko. Yani pas oynarken topu dikine oynayacak fırsatı top gelmeden görebilen oyuncu. Emre Kılınç çok değerli bir oyuncu. Bu arada maçın adamı kim dersen, hani Fatih Terim dedik ama maçın adamı kısmında saha içerisinden birini arıyorsan Dong, işte Mustafa Muhammed, Emre Kılınç, bu oyuncuları sayabilirsin. Belhan da yine bence fiziksel Belhan, olarak. Biraz daha Taylan bana göre. Dong. Ama Taylan o kadar standartlaştı ki artık zaten. Ha, hep üst düzeyde oynadığı için. Şimdi alıştırdı iyi futbola. Alıştırınca aynen. Çok öne çıkmamış gibi gözüküyor ama aynı düzeyde oynaması bence Taylan'ı da ilk milli takım maçında açıklanan kadrosunda oraya taşıyacak diye düşünüyorum ben Taylan'ı. Saracchi'nin savunma performansını nasıl değerlendiriyorsun? O yönüyle öne çıkan bir oyuncu değil. Karşısında iyi bir Osayi Samuel vardı. Ki yani Osayi şöyle, Samuel yine de maçın etkili isimlerinden biriydi. O performansı nasıl değerlendiriyorsun? Ya ben Saracchi'nin biraz savunmasının hep zayıf olduğunu sürekli söyleyen biriyim ve bunda da ısrar ediyorum. Oyuncuya hiç çıkma dersen iyi savunma yapar zaten Niko. Yani özellikle 1-0'dan sonra çıkma, hücum için seçici davran dersen iyi savunma yapmaması mümkün değil. Derbinin yıldızı Muhammed. Maçtaki tek golü atan Mustafa Muhammed istikrarlı bir performans yakalayabilir mi? İstikrarlı bir performans yakalayabilir. 3 günde bir maçta sürekli aynı oyuncuda ısrar edersen tabii ki zor. Her oyuncu için aynı tehlike geçerli ama yeteneğini, bu takıma geldiği andan itibaren yüksek motivasyonla oynayabileceğini gösterdi. Eskiden bir uyum sürecine bakardık. Şimdi oyuncular salı imza atıyor, çarşamba sahaya çıkıyor. Öyle yüzden... hızlı bir giriş hatırlıyor musun forvet olarak? 2 gol, 2 maç ve Başakşehir son şampiyona karşı oynuyorsunuz. Tam evet. O penaltı golü ama yine de golle başlangıç. Gol penaltı geliyorsunuz ama... Fenerbahçe deplasmanı belki onun bile repertuarında olduğunu bilmediği bir şekilde evet. Yayda çok klas bir çalımla rakibine ekarte ediyorsun ve köşeye böyle Thierry Henry'nin ayak içi vuruşları gibi çok güzel bir plase bırakıyorsun. Maçın içerisinde bu fırsatı ararken konsantrasyon kaybı yaşamaması çok önemli Niko. Yani maçın içerisinde topla az buluşan santrafor bazen oyundan kopar. Fırsat geldiği zaman hazır olamayabilir ama Emre Kılınç'ın pasında çok hazır. Orada Serdar'a ekarte edişi ve çok sakin vuruşu. Yani iç üst ya da ayak içi plasenin en güzel örneğini yaptı. Böyle bir maçta ne bileyim daha sert vurmak isteyebilirsin. Daha agresif bir şut atmak isteyebilirsin. Hayır, kaleciye baktı. Çok net güzel bir gol vuruşu yaptı. Galatasaray'ın istikrarlı santrafor performansına çok ihtiyacı var. Galatasaray'ın sağ bek konusunu bence çözdüğünü düşünüyorum. Yedlin'le beraber. Muhtemelen Fernandez girince de devre arası transferini en iyi geçirmiş takımlardan biri olduğunu ispatlayacak. Gol dışında nasıl değerlendirsin? Çünkü şimdi tabii ki Galatasaray-Fenerbahçe maçları tansiyonu yüksek maçlar ama şey avantaj oldu yanılmıyorsam. Muhammed Mustafa Zamalek gibi Mısır'ın en büyük takımlarından birinden geliyor. Oradaki biraz atmosferi izleyenler aslında baskılı ve
böyle tutkulu taraftarların önünde, dolu tribünler önünde oynanan maçlara tanıklık etmişlerdir. Takip edenler bilirler. Sanki o oraları, yani o atmosferleri iyi biliyor olması burada hemen iki maçta gelip performans vermesi etkili oldu. Sen bu psikolojik yönüne de katılır mısın? Şimdi hemen seyirci yok olması. Ama seyirci yok ama bence Galatasaray'ın pas oyununda futbolu bilen, ilişkisi topla çok iyi olan oyuncular en büyük avantajı Mustafa Muhammed'in. Bunu avantaja çevirebildiğini düşünüyorum. Onun dışında dezavantaj yaşayacağı hiçbir şey söz konusu değil. Galatasaray çok oturmuş bir takım. Mustafa Muhammed'in de gelir gelmez mesela penaltı golü attı ama kafaya çıkıp vurduğu bir pozisyon var maçın içerisinde. Çok yetenekli olduğunu zaten hissediyorsunuz. Daha önce 2 sene izlenmiş bir oyuncu. Yani öyle geldi tutar mı tutmaz mı oyuncusu değil. Gelir gelmez performans alacağını bildiğiniz bir oyuncu. O yüzden de devre arasının iyi transferlerinden bir tanesi. Falcao dönerse sağlam bir şekilde. Dönmüş zaten Erkut'un söylediğine göre. Antrenmanda gol evet, atıyor dedi. Yani daha hala uzun bir maç maratonu var aslında. Evet var ama akşam kupa var, şimdi iş var. Yapan iş yapan bir oyuncudan vazgeçip. O beraber oynayabilecek tarzda bir ikili mi? Şöyle evet, Mustafa Muhammed dolaşmayı seven bir oyuncu. İkisi de statik bir oyuncu değil. Bazı rakiplere karşı oyunu önde oynadığın zaman veya skor dezavantajına düştüğün zaman çift santraforlu sistemi deneyebilirsin. Falcao'ya ne kadar güvenirsin işin o kısmını bilemem. Ama Mustafa Muhammed'e bence Galatasaray tarafı sonuna kadar güvenebilir gibi duruyor. Fenerbahçe cephesine geçelim. Bulut'un değişiklikleri. Derbiden mağlup ayrılan Fenerbahçe, Erol Bulut'un maç içindeki tercihleri doğru muydu demiş. Maç içi ve maç önü olarak. Böyle durumlarda 3 günde bir maç oynanırken neden ilk 11 tercihi şu 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 oyunculardan demiyorum. Ama maçın içerisinde oyun devam ederkenki tercihleri mutlaka tartışılabilir. Mesela son dönemde en fazla skor yapan Thiam'ı bir türlü oyuna almaması maçın sonuna kadar çok şaşırtıcı. Son 9 golün 8'inde katkısı var. Yani iyi oynayan, böyle bir huyu var ama. Mesela Pelkas iyi oynayıp skor yaptığı zaman 55'te kenara geliyordu. Sosa mesela iyi oynadığı zaman geliyordu. Lemos, Serdar şeyi sorgulanmıştı. Yani beraber oynamaya alışmış bir Serdar Tisserant'ı bozdu. Ve Lemos da ilk golde Abubakar'a kolay geçilmişti biraz. Yine buna benzer bir tercih gördük sanki. Yani genelde derbi performansları sıkıntılı ama daha çok oyun üzerinden eleştirilir Erol Bulut. Niko, yani daha henüz Fenerbahçe bu ligin üst sıralarında bulunan sert rakiplere karşı çok çok üst düzey oynayarak bir maç kazanmadı. Bence eleştiriye açık olan bu. Topu rakibe vererek oynayıp sonra tabelaya bak demek çok doğru bir yaklaşım değil. Geçen sene bile böyle referans maçı daha fazlaydı. Hatırlarsın Başakşehir'e karşı, şampiyon Başakşehir'e karşı çok üstün bir oyun oynamıştı. 2-0'lık bir galibiyet. Şut atamamıştı Başakşehir. Şimdi, ki hani stoperde Jason, sağbekte Ozan, solda Dirar gibi daha eli dardı biraz geri alan. Önemli olan şudur. Trabzonspor'a karşı çok üst düzey bir oyun. Yok, 45 dakika Trabzon, 45 dakika Fenerbahçe'yi oynadı. Beşiktaş'a karşı hayır. Galatasaray'a 2 maçta çok üstün bir oyun yok. Yani Fenerbahçe, Alanya'ya karşı aynı şekilde. Genelde bu tip maçların galibiyete yakın tarafı olmayı bir türlü pas trafiğiyle, oyunla, pozisyona girme becerisiyle başaramıyor. Hep transfer sirkülasyonunda Pelkas gelirse, İrfan Can şimdi oyuna girerse, Mesut gelirse bu takıma pas yaptırır. Fenerbahçe'nin bugünkü kadrosundan hangi 11'i seçersen seç, maçın adı ne olursa olsun belli bir oyun tarzına sahip olması gerekirdi. Şimdiye kadar bunu başaramadı. Yani bir A planı sezon içerisinde %60, %70'ini maçların aynı oyunla oynayabileceğin bir oyunu var mı Fenerbahçe'nin? Dün akşam da kupadan elendi. Hiç bir üstünlüğünü görmüyorsun oyun tarzında. Galatasaray gibi güçlü takımlar senin bu zafiyetini değerlendirir. Bakarsan maçın ilk yarısında pozisyona girdi Fenerbahçe. Evet. Ama pozisyona girmek futbol adına iyi oynadığın anlamına gelmiyor ki. Var elinde özel oyuncular, sokuyor seni pozisyona. Duran toptan sokuyor, akan oyunda Caner atıyor bir tane savunma arkası. Top, giriyorsun pozisyona. Ama bu senin iyi futbol oynadığın anlamına gelmiyor. O yüzden de bizim pozisyon sayımız ilk yarıda şu gol olsaydı falan kısmına bakarsan yanlış bakmış olursun. Erol Bulut'un bence eleştirilmesi gereken şey seçtiği oyuncular değil. Henüz oturtamadığı oyun anlayışıdır. Mert Hakan tercihi çok konuşuldu. Neden? Ya illa 4-2-3-1 düzende ısrar etmesi de konuşuldu sanki. Yani bu maça özel bir 4-4-2 deneyebilir miydi? Hiç denemediği bir şeyi Galatasaray maçında denesin mi istiyorlar? Ya 4-2-3-1 ile 4-4-2 çok şey çok değil ama ya. Çok yanlış bir yaklaşım. Yani Ozan, Gustavo daha ortada. Evvel en azından bir veya iki kere oynattığım bir tarzı son yarım saat oynatırsan anlarım. Ama neden Galatasaray maçında böyle oynamadı? Olmaz. Fenerbahçe kupaya veda etti. Derbi mağlubiyetinin ardından kupaya da veda eden Fenerbahçe'de motivasyon kaybı yaşanır mı? Motivasyon kaybı, hatta özgüven kaybı da yaşanabilir. Türkiye Ligi'nin kadro kalitesi olmasına rağmen onlar da çok sancılı bir sezon geçiriyor ama en formsuz takımlarından bir tanesiyle oynadın. En formsuz. Maça iyi yine başlamadın. Yine pas trafiğinde çok fazla bir iş göremedik.
2'ye 1 yok. Zaten ilk yarılara kötü başlama bir alışkanlık. Şey oldu. Kangren gibi bir şey oldu. Göbekten gidemiyorsun. Kenarlardan ancak ve ancak Samuel adam eksiltirse falan bakıyorsun. İşte Sosa duran top kullanırsa, Caner aynı şekilde. Ya yani bir Fenerbahçe gibi ciddi bir transfer dönemi geçirmiş bir takımın oyun planı bundan çok daha fazlası olmalı. Başakşehir'e karşı da olmadı. Bundan sonra şimdi Karagümrük takımı Başakşehir'den daha zorlu bir rakip mesela ligde. Yine oturmuş güçlü bir oyunun olmazsa sana cezayı kesecek. Ve gün be gün Fenerbahçe'de Erol Bulut'un kredisini azaltıyor bu maçlar. Hatta bayağı kötü bir yere gidiyor. Şimdi dersin ki Fenerbahçe kolay mı teknik direktörü değiştirir? Asla kolay değiştirmemeli. Ama başında daha teri kurumamış, formasının teri kurumamış ve sağ kenarına inebilecek herkesin de saygıyla baktığı Emre Belözoğlu var. Çok uzak bir ihtimal gibi gelmesin Niko. Öyle mi dersin? Öyle derim. Peki bu şeyi nasıl buluyorsun? Genelde üç büyüklerde son zamanlarda gözlemlediğimiz bir davranış. Yani kupadan elenince buna çok fazla üzülmeme. Yani mesela Fenerbahçe baktım 2014'ten beri kupa kazanamamış. Yani fena mı olur şimdi bir Türkiye kupası? Tamam şampiyonluk önemli, Şampiyonlar Ligi gelirinde herkesin gözü var. Eyvallah ama yani dün kazanılacak bir maç. Sanki bunun bilincinde çıkılmamış gibiydi. Dün kazansa bir nefes alıp lige, yani Karagümrük maçında moralle henüz 3 takımda 48 puanda. Şöyle yani bakıyorlar galiba Niko. 9 yani maçlık bir seriyle gelmişsin sen buraya. Şampiyonluk şansında çok güçlü değilsen kafa olarak da, puan olarak da şu an evet eleştiriyoruz Fenerbahçe'nin oyununu ama ben şunu söyleyeyim sana. Beşiktaş ve Galatasaray'ın 48 puanı ile Fenerbahçe'nin 48 puanı aynı değil. Aynı değil. Oyun olarak tedirgin edici bir oyunu var Fenerbahçe'nin. Ama 48 puanda olması, şampiyonlukta iddialı olması belki Türkiye Kupası konusunu ikinci plana itmesine sebep olabilir. Dün de yani Fenerbahçeli oyuncuların Türkiye Kupası'nın çok istediği gibi bir izlenime kapılmadık. Tamam 3 oyuncu değişikliği yaptı devre arasında. Çok doğru bir hamle. 11'e 10 da fena değildi. 11'e 10 da fena oynamadı. Golü de biraz da dediğim gibi Başakşehir'in formsuz görüntüsünde üzerinden de bakabiliriz. Aynı Beşiktaş'ın Konya maçında olduğu gibi Konya üzerinden bakarsan formsuz bir takım. Başakşehir de formsuz bir takım. 3 oyuncu değişikliği, golü de buldun. Ama öyle bir şanssızlık ki Mesut'u 45 dakika oynatıyorsun, o bile fazla gelebilir. Oldu sana 75 dakika. Oyuncuyu sakatlayabilirsin ki yani Mesut'un da canı çıktı son ki hala 110'dan sonra falan hiç gidemedi bir artık. Bir de sol bekte kademede şey kovalıyor. Çok da gel, çok da iyi niyetli bu arada ama işte oyuncu için de teknik direktör için olduğu gibi doğru zamanda oynayabilmek çok önemlidir. Mesut da oturmuş bir oyuna gelmedi. Fenerbahçe'nin oyunu oturtmasında başrol olmak zorunda. Ne zaman fiziksel olarak hazır olacak da bunu başaracaklar? Hiç kolay gözükmüyor açıkçası. Ve Beşiktaş'a devam edelim. Kartal 10 kişiyle kazandı. Konyaspor'u 10 kişi kaldığı maçta yenen Beşiktaş'ın futbolundaki ana etmen tempo mu diyelim. 21. dakikada 10 kişi olduğunu ve 70 dakika bu şekilde mücadele ettiğini eklemek gerekiyor. Futbolda tempo yapabilmek için, 10 kişiyken rakibine üstün gelebilmek için, pozisyon vermeden oynayabilmek için, sabırlı oynayabilmek için ilk kriter oyunu dar alana çekmektir. Beşiktaş takımı stoperiyle santraforu arasındaki mesafeyi kısa tutmayı başarıyor. Bu sezonki en önemli detayı bu. Yoksa oynayamazsın 70 metrede yüksek tempoyla falan, dilin dışarı çıkar. Öyle değil. Josef çok başarılıysa Beşiktaş takımı dar alanda oynadığı için her yere yetişebiliyor. Josef başarılı ötesi. Yani başarılı ötesi elbette. İnanılmaz oynuyor. Yani Beşiktaş'ta maçın adamı bölümüne kimi yazacağını şaşırırsın. Abubakar'ı, Gezal'ı, Rozier'i, Josef'i, Wellington'u hepsini yazabilirsin. Bir tek kalecisini yazamazsın çünkü göremedin kalecisini. Konya Spor göstermedi sağ olsun. Bir de hatırla ligin ilk yarısında Konya maçını hatırla. 4 gol attı Konya. Rahat aynı bir Beşiktaş şekilde değil. Attı. Ama işte hayır nasıl takımın nasıl gelişim gösterdiğini anlatmak açısından söylüyorum. Beşiktaş takımı mütevazı kadrosunu birlikte hareket etmeyi başararak şimdi iyi bir takım haline getirdi. Hala bireysel anlamda bakarsan öyle o bu oyuncu transfer yapar diyeceğim bir oyuncu ki Fenerbahçe yok. Fenerbahçe maçında da uzun süre 10 kişi oynadı. Trabzonspor maçında 10 kişi kaldı, pozisyonları var. Orada olay bu tesadüf de değil 10 kişiyi oynadı. Trabzon maçını kaybetti ama rakibinden fazla pozisyona girdi. Fenerbahçe maçında skor avantajı olduğu için üzerine gelen rakibe karşı bu savunmayı daha kolay yaptı. Ama hem oyun dengede hem 10 kişisin hem kendi sahanda ve şampiyonluk yarışında olduğun için kazanman gerek. Böyle bir maçı kazanmak. 2 haftadır kazanamıyorsun onun baskısı evet, var. Hiç etkilenmediler ondan. Çok ilginç. Mesela Trabzon ve Antalya maçlarından iyi oyun, fazla pozisyon, pozisyon vermeden bazısını Antalya maçını kaybetmiş olmasına rağmen bu maçlarda puanı hiç etkilenmedi Konya maçında. Bu da Sergen Yalçın faktörü. Yani siz diyor bu oyunu oynayın. Bu oyun bize galibiyeti getirecek. Yani Fenerbahçe'de o olmayan oturmuş oyunun Beşiktaş tarafında daha mütevazı kadroyu Fenerbahçe ile aynı yere getirdiğini görüyoruz biz. Yani daha mütevazı mesela al Beşiktaş'tan 5 tane. Daha alternatifi az diyelim. Ben 5 oyuncu sayarım sen 10 oyuncu sayarsın. Alıp Fenerbahçe'de oynatamazsın. Yer bulamazsın. Ama Beşiktaş beraber hareket etmeyi Fenerbahçe'ye göre çok daha iyi başardığı için ve
lider pozisyonlarında işte Joseph gibi orta sahanın lideri pozisyonlarındaki oyuncular çok çok iyi oynadığı için de karşılığını fazla fazla alıyorsun. Muhtemelen Konya maçında, kupa maçında dinlendirecek. Rotasyonu da çok doğru yapıyor. Oynatmadığı oyuncuları da... Gezal rotasyonu eleştirilmişti mesela geçtiğimiz hafta. Cenk Tosun gelecek. Niko şuna inanıyorum. Mensah %100 olmadı. Oğuzhan'ı %100 kazanamadı. Laiç'i hala %100 kazanamadı. Töre olabilir. Töre yani. Zaten bir türlü olmuyor. Cenk Tosun geldikten sonra Beşiktaş'ın oyun dizilişi değişebilir. Yani Larin, Cenk, Abubakar ve Gezal dörtlüsü olabilir mesela. Çok daha kolay skor yapabilen bir Beşiktaş olabilir. Çünkü bu oyuncularla oynarsan çok büyük bir tehdit. Rakibin de çok kolay senin üzerine gelemeyebilir. Yani bir sürü şey deneyebilir Sergen Yalçın. Cenk Tosun'un Beşiktaş'a belki tek transfer gibi gözüküyor ama katılımı çok çok önemli diye düşünüyorum. Rozier ligde siftah yaptı. Ligdeki ilk golünü atan Fransız sağ bek Beşiktaş'ın gelecek planları arasında yer almalı mı? Yani 10 kişi kalmış bir takım sağ beki bindiriyor. Evet. Çok da güzel bir gol atıyor. Tehdit de görmüyor. O da çok önemli. Arkasındaki stoperler onun boşalttığı alanı çok iyi kapatıyor. Sürekli böyle pas verecekmiş gibi kafa. İbrahim Yattara'nın bu kaleci yanıltma konusunda evet. Karşı karşıyayken yaptığı herkes bir hikaye vardır. Herkes ortaya düşünüyordu büyük ihtimalle. Birçok insan şaşırmıştır. Evet. Şunu söyleyeyim. Beşiktaş'ın gelecek planları arasında yer alabilmesi için bu kadar iyi oynamaması lazım. Çünkü duyduğum satın alma opsiyonu yok bildiğim kadarıyla. Bir yıl daha kiralanmak için girişimler olduğu yönünde. Yani kulübünü ikna edebilir misin? Şimdi bugün bu oyuncu böyle oynamaya devam ederse, böyle oynamaya devam ederse talipleri çıkacak. Tabii. Kulübü de satmak isteyebilir iyi bir bonservis bedeliyle. Beşiktaş'ın bonservis bedeli verip alma ihtimali zayıf. Bir sene daha kiralamak Beşiktaş'ın en iyi opsiyon gibi duruyor. Mariano'dan sonra sağ bek etkisini Türkiye'de en fazla gösteren yabancı oyuncu olduğunu düşünüyorum şu anda. En net gösteren yabancı oyuncu olduğunu düşünüyorum. Galatasaray transferine de bakacağız. Ama şu anda Beşiktaş'ta kariyerinde golü olmayan Rozier bence kariyerinde ilk ligde attığı ilk gol ama en değerlisini attı. Kafu gibi bindirdi Brezilyalı sağ bindirdi. Bekler yani, bindirir böyle. Şansı da şu, topu onun önünde ayağında tutma becerisi olan Gezal çok büyük bir avantaj. Doğru pası tam zamanında atan Atiba çok büyük bir avantaj. Mesela ya da onun hücuma çıktığında açıklarını kapatan oyuncular çok çok önemli. Bence Beşiktaş'ın stoper tandemi de oturdu. Bir de Wellington da iyi oynuyor. Ama Sergen Yalçın'ın maçın içerisinde artık Beşiktaş'ın canı çıktığı anda yaptığı iki oyuncu değişikliği ki Abubakar oyundan aldı. Yani çok kolay bir hikaye değil gol ararken Abubakar oyundan alabilmek. Ama oyuncu %100'ünü verdikten sonra yorulduğunu fark etmek, saha içinde baktığın zaman saha içinde oyun okuma nedir dersen Sergen Yalçın'ın yaptığı iştir işte. Atiba ile Enkudu'yu doğru zamanda aldı. Beşiktaş onlar girdikten sonra tekrar direncini yükseltip golü buldu. Çok formda o da. Şimdi Galatasaray 2 sene üstte şampiyon olurken Rodriguez, Onyekuru. Şimdi herkes bu profil kanat oyuncuları arıyor transferde. Evet. Rozier'de bek arayanlar için bundan sonraki transfer dönemlerinde bir şey olabilir mi? Bu tip hücuma daha çok katkı veren. Bu arada Onyekuru... Çok fizikli değil belki ama çok süratli, çizgiye basan. Onyekuru ceza sahası içerisinde... Rıdvan da aslında ters tarafta aynısını yapıyor. O da inanılmaz fizikli bir bek değil ama oyuna olan katkısı... Çabukluğu, Jordi Alba gibi. Çabukluğu avantajı hani dönüyor bu bir prototip. Hep herkes Onyekuru gibi hücumcu ararken Rozier gibi bek aramaya başlayabilirler. Daha sanki. İyisi demiyorum. Onyekuru'dan daha iyi demiyorum. Ama ceza sahası içerisine ikinci santrafor gibi girebilen hem Larin'i hem Cenk Tosun'u orada kullanabilecek olması Beşiktaş için bir avantaja dönüşebilir. İkincisi artık günümüz kanatları bunu yapmayanını da söyleyeyim sana. Kuvarecim'e yapmıyordu. En yeteneklisi ama sırtını çizgiye dayayarak oynardı. Beşiktaş soldan atak yaptığı zaman ceza sahasına girmezdi. Beklerdi çizgide. Top ayağına gelecek de orada yapacak o işi. Ama şimdi artık istenen şey ceza sahası içerisine girebilmek. Ya gireceksin ya Gezal gibi hazırlayan olacaksın. Beşiktaş takımında ikisi de fazla fazla var. Hani Beşiktaş puan kaybeder mi kaybeder. Gol atamadığı bir maç olmaz diye düşünüyorum. Fırtına tırmanıyor. 8 maçları yenilmeyen Trabzonspor'da Bakasetas takıma beklenenden hızlı uyum sağladı mı? Söze girmeden ilginç bir şey söyleyeyim. Tabii. Haziran 2020'de Bakasetas bir gol attı 90 artıda Trabzonspor'a. Belki de şampiyon o gün değişti. 1-0 hatırlıyorsun beraberliği evet, getirmişti. Evet. Bu devre arasında da bir transferle tekrar böyle bir ivmeyi değiştiren bir isim olmayı başardı bir sene içinde. Benzer bir kader etkisi yapar mı? Neden yapmasın? Harika başladı bu ben arada. Ben müthiş başladı. Oynayarak gelmesinin zaten avantajı var. Oynuyordu. Yani bu ligi tanımasının çok büyük avantajı var. Trabzonspor'da o pozisyonda tam da onun profilinde bir oyuncu eksikliğinin büyük avantajı var. Alanya maçında, senin söylediğin Alanya maçında Bakasetas'ın attığı gol değil de Hosseini'nin gördüğü kırmızı kart Trabzonspor'un kaderini değiştirdi. Bakasetas işini yine iyi yaptı. 90 artı 3'e kadar bir şekilde yani gelmişti. Yine de direnmişlerdi ama Bakasetas çok şutör, iyi bir oyuncu.
Mesela Vakayeme'de çok fazla bir şutörlük görmüyoruz ama diğer özellikleriyle bunu kapatıyor. Ekuban öyle değil, diğer özellikleriyle kapatıyor. Janini de driblingi seven bir oyuncu. Şutör oyuncu eksikliği vardı. Hatta Abdülkadir Ömür oynadığı zaman da o da çok şutör bir oyuncu değil. En son şutörünü Yusuf Yazıcı olarak onu da kaybetti. O da devam ediyor işine. Ama çoğu kişinin hayal dahi etmediği sezon başındaki Trabzonspor'u seyrettikten sonra hepimizi yanıltan bir Abdullah Avcı performansı. 2.4 puan ortalaması. Yani şöyle diyorlar bazen, sezon başı gelseydi böyle olmayacaktı. Emin misin buna? Eminim. Çünkü o dağınık, buhran geçiren Trabzonspor'a bunu oynatamazsınız. O zaman iyi futbol üzerinden başlayacaktınız. Ama geldiği zaman ligin dibine demir atmış Trabzonspor'un önce skor alma mecburiyetini, sonra iyi oynama mecburiyetini yavaş yavaş basamak basamak çözmeyi başardı. Üstelik işte bugünkü Fenerbahçe gibi, Galatasaray gibi ya da hani biraz daha mütevazı olsa da Beşiktaş gibi böyle alternatifli bir kadrosu da yok. Dinlendiremiyor Vakayemi'yi, dinlendiremiyor Ekuban'ı mesela. Yani bu oyuncular üzerinden sürekli gitmek zorunda. 3 tane direkt 11'e adam alındı geldikten sonra, işte Vitor Hugo, Berat, Bakasetas. Ona rağmen hala bir alternatif sorunu var. Var, kesinlikle var. Ama kupada olmayışı da bir parça belki onların avantajına olabilir. Mesela Edgar Ye ile Vitor Hugo'yu da çok dinlendirebileceğini zannetmiyorum. Var mı arkasında oyuncu? Var. Ama dinlendiremezsiniz. Ya Serkan olmaz, Kamil Ahmet olur. Kamil Ahmet olmaz, Hüseyin Türkmen bu haftaki gibi olur. Ama savunmanın göbeği, işte orta sahanın göbeği, hücum hattı, bunlar arkasında kaliteli oyuncu olmadan kolay rotasyona sokabileceğiniz oyuncular değil. Ama rotasyon yapmasanız da çok fedakarca oynayan bazı Trabzonsporlu oyuncular da Abdullah Hoca'nın işini kolaylaştırdı diye düşünüyorum. Kalecisi, işte iki stoperi, özellikle Vakayemesi. Uğurcan'a bir paragraf açalım. İnanılmaz. Geçen Uğurcan'a formunu paragrafı aç ve hiç kapatma. Çünkü Uğurcan çok ciddi bir bonservis bedeliyle Trabzonspor'un kasasını doldurabilir. Ama sportif başarı istiyorsan, hoş arkasında Erce var. O da çok iyi bir kaleci. Çok da oynamamasına rağmen çalışkan bir kaleci olduğunu biliyorum. Hani kaleciden yana sıkıntısı olmayacak gibi gözüküyor Trabzonspor'un. Peki Başakşehir'le devam edelim. Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen Başakşehir çıkışa geçer mi? Çok o sinyalleri vermedi. 11'e 10 Fenerbahçe'yle biraz üstüne. Ya şimdi Fenerbahçe maçı kandırmasın. Şimdi Fenerbahçe'yi yenmiş, nasıl kandırmasın diyebilirsin ama çok böyle Türkiye Kupası bizim için olmazsa olmaz diye düşünüyor muydu Başakşehir tarafı? Bence bu biraz tartışılır. Ama Avrupa'ya gitmek için biraz daha kestirme bir. Avrupa'ya gitti de ne oldu Niko? Bir Şampiyonlar Ligi oynadı. Ki orada aslında oyun olarak çok perişan oldu. Oyun olarak ama işte gördük. Yani performansını zorlamak, performansını zorlamak lige dönüşünü çok zorlaştırdı. Bir sonraki sezon bu kadar çöken bir şampiyon hatırlıyor musun? Yok ama Avrupa Kupası oynayıp çöken çok takım hatırlıyorum. Hani Osmanlıspor düştü, Konyaspor eşiğinden döndü falan. Abi Avrupa Kupası'na oynamak, Avrupa Kupası'na önce Akhisar'da hazır olmak. Akhisar'da düşmüştü yanılmıyorsam. Kim? Akhisar. Akhisar'da düştü, bravo. İyi yakaladın. Bak şampiyon teknik direktörün gitti. Yani kolay, Başakşehir gibi kolay teknik direktör değişmeyen bir takımdan bahsediyoruz. Okan Hoca bile gitti. Çünkü onun da psikolojisi bozuldu. Bence ta Fenerbahçe'nin İlk lig maçında oynadığı Fenerbahçe maçına itibaren de psikolojisi pek düzelmedi Okan Hoca'nın. Haklı olduğu yanlar var mı? Elbette var. Ama çok ciddi ağır sakatlıklar yaşadılar. Kendini Şampiyonlar Ligi için çok zorladılar. Özel oyuncuları İrfan Can şimdi sattı ama şimdiye kadarki bölümde çok performansı altı kaldı. Transfer dönemini çok iyi geçirmedi. Hiç sakatlanmaz dediğimiz, belki biz mi nazar değdirdik bilmiyorum. Edin Visca sakatlandı. Yani biraz daha pandemiden dolayı Şampiyonlar Ligi'ne göre mütevazı transferler yaptılar. İşte Rafael sakatlandı, Kaysara sakatlandı. Bu takımın özel oyuncuları sakatlandı. Böyle olunca da bu sancılar normal. Yani ben yırtar, ligde yukarıya çıkar. Ama Türkiye Kupası bizim için olmazsa olmaz diyen bir Başakşehir görüntüsü görmedim ben dün akşam. Aykut Kocaman Başakşehir birlikteliğini nasıl buluyorsun? Çok doğru buluyorum. Hem daha iyi bir opsiyon var mı? Oyun disiplini, takım savunması Başakşehir'in ihtiyacı olan. Bunları Türkiye'de en iyi verebilecek taraf Aykut Kocaman. Kadro kalitesi arar Aykut Kocaman gibi teknik direktörler. Türkiye'de Beşiktaş Galatasaray olmayacağına göre, Fenerbahçe'de şu anda olmadığına göre bu kadro kalitesini bulabileceği bir takıma geldi. Ekonomik anlamda güçlü bir takım bu sezon belli bir yerde kalıp seneye ekonomisini kullanarak daha güçlü transferler yapabilir. Aykut Hoca için de Başakşehir için de doğru tercihler bana göre. Uzun vadede tekrar şampiyonluk oynayacak bir yapı kurulabilir mi? Ya bence Bursa kurulabilir. Bursa Spor'un kaderine benzeyebilir mi biraz? Yok, aynı daha şey değil. Daha serbest bir düşüş görür müyüz? Yok, aynı şey değil. Kesinlikle aynı şey değil hatta. Başakşehir'in Bursa Spor'a göre çok daha iyi yönetildiğini düşünüyorum ben. Ama yine de biraz sanki yaşlı ve maliyetli bir kadro kuruldu gibi. Şöyle, kadroyu dediğim gibi pandemi dönemi olmasaydı, dünya genelinde ekonomik anlamda sıkıntılar olmasaydı, biraz daha belki doğru oyuncularla destekleyebilirdiniz. Ama yeni sezonda biraz pandeminin de azalacağını umut ederek söylüyorum.
Ekonomilerin düzelmesiyle Başakşehir'in daha iyi transfer. Bu arada çok genç oyuncuları var. Dün akşam Fenerbahçe maçında oyuna gelen 2-3 tane genç oyuncusu var. Öyle çok da yaşlı bir takım değil. Ama iyi profesyonellere artık yaşlı diye bakmayalım istersen. Beşiktaş'ın en çok süre alan oyuncusu da Atiba. Erzurum'da şaibe iddiası. Erzurumspor Kayserispor maçındaki şaibe açıklamasında haklı mı? İlginç bir olaydı. Bir böyle kırmızı almak için atılmış bir tekme. Sonra sarıyı görünce birden bir sinirlenme. Sonra kırmızıyı görünce bir sakinleşen bir oyuncu. Yani... Oyuncunun Kayserispor'dan kiralık gelmesi farklı bir boyut. Erzurumspor zehir zemberek bir açıklama, kadro dışı dedi. Kayserispor'dan karşı bir cevap geldi. Hani dost iki camiayız biz. Hani kınıyoruz gibilerinden. Sen bir oyuncu gözüyle nasıl karşılıyorsun? İlginç bir şeyler oldu. Oyuncu gözüyle sahada. İyi bakamam. Oyuncu gözüyle kelimeler yetmez. Çünkü düşmemeye oynayan çok takımda mücadele ettim ben. Hani canını dişine takarsın. Bazen bir hafta uyumadan maça çıkarsın. Öyle stresli dönemlerdir. Ve kendi rakibin pozisyonunda oynarken Akah'ın yaptığı işi anlatmak, kabul etmek mümkün değil. Maçın içerisinde sinirlenmesini gerektirecek bir şey yokken, arkadaşları sakinleştirmeye çalışırken, faul yapan kendisiyken neden sinirlendi, ne yaptı? Bir kere şunu söylüyorlar, yok ırkçı yaklaşım, yok ona küfür etti. Emin ol ki böyle bir şey olsa çıkıp açıklamasını yapardı zaten. Öyle bir şey de yapmadı. Kırmızı kartı gördükten sonraki vücut dili rahatlamış. Artık istediğini almış gibi gözüküyor. Kayserispor'u asla burada töhmet altında bırakmamak lazım. Erzurumspor'un hakkının sonuna kadar doğru olduğunu söyleyerek kadro dışı bırakması, göndermesi, tesislere bile sokmam. Ne kadro dışı? Tesislere bile almam yani. Gönderirim. Ama bunu da Kayserispor'u töhmet altında bırakmam. Hani bazı oyuncu... şeyler okudum şimdi doğrulanmadı. Mesela Kayserispor'un zaten hani kiralık verirken kendilerine karşı oynatılmaması yönünde bir talebi olduğu gibi bir şey söyleniyor ki. Yani ligi dikkatli izleyenler, Akan'ın ilk yarıda da bir Antep maçı vardı. Çok komik bir penaltı yaptırmıştı. Maç içinde böyle ilginç iniş çıkışlarına da tanıklık etmişliğim benim bir iki kere var. Ama tabii ki yaptığı işlerinde bir iş, yani çok izah edilir bir tarafı yok açıkçası. Pozisyon hatası yapmak başka Niko. Bireysel hata yapmak başka. Onun Kayseri maçında yaptığını yapmak başka. Yani oyuncu çok üstüne gidersen bir şeyler de çıkabilir. Gitmek bizim işimiz değil. En azından konuşmak bizim işimiz. Yaptığı işin art niyetli olduğunu düşünüyorum. Erzurumspor camiasına geçmiş olsun diyorum. Neden geçmiş olsun diyorum biliyor musun? Ligin bitmesine daha çok var. Böyle bir oyuncudan doğru zamanda kurtulduğu için. Çünkü bunu ligin sondan ikinci haftasında yapabilir. Çok daha kötü duruma düşersin. Şimdi ne yaptıysa yapsın ve gitsin artık. Ya bunu telafisi var en azından. Erzurumspor'a da geçmiş olsun diyelim. Bence Kayserispor'a da geçmiş olsun diyelim. Böyle bir oyuncuyu asla ve asla bünyesinde barındırmamalı hiç kimse. Bu biraz da takımlara yani oyuncu alırken yabancı oyuncu. Hani sadece saha içindeki oyunculuk özelliklerine değil biraz kişilik karakter özelliklerine dikkat edilmesi gerektiğinin bir kanıtı herhalde. Nasıl bilebilirsin ki? Yani bu scout yani, raporları o açıdan da şeyler söylüyor ama ya. Söylüyor yani. Mu? Bu kadar futbol dışı meseleleri çözebiliyorlar mı? Ben çok zannetmiyorum ya. Ya inşallah. Gerçi kariyerindeki de ilk kırmızı kartmış bir yandan da. Yani hani ilginç bir olay her bence şeyde. Bence de çok ilginç bir bakalım olay. Üstüne gidilecek mi diyelim. Peki City Anfield'da şov yaptı. Durdurulamayan Manchester City'nin yükselişinde aslan payı İlkay Günah'ın mı? Maç ilginç bir maçtı bu arada. Yani 70'e kadar aslında yakındı. Sonra işte Alisson Becker Karius'laşacağı bir günü buldu. Arka arkaya iki golde büyük hatası var. Liverpool zaten birazdan konuşuruz bir dahaki soruda. Bu sene biraz şanssız. Ama İlkay hakikaten bir süredir 5. viteste. De Bruyne'nin yokluğu, Bernardo Silva'nın formsuzluğunda hücumda daha fazla ön tarafta görüyoruz onu. Zaten Guardiola'nın gol sezgileri olduğunu ve bundan faydalanmak istediğini her zaman açıklamalarında söylüyor. Kendisi Bayern'in başındayken çok fazla transfer etmek de istemişti. Bayern'i bir türlü alamamıştı. City'ye geldiğinde de ilk transferlerinden biri oldu. İşte talihsiz sakatlıklar yaşamasaydı üstte belki çok daha erken bir şekilde bu patlama yapabilirdik. Ama tabii ki bu sene 7 gole ulaştı. Bu İlkay standartlarının bile üzerinde. Hakikaten yani maçları izleyince belki sahada gösterişsiz gibi geliyor ama asla yanlış bir hareket yapmadığını görüyorsunuz. Oyun bilgisi çok üst düzey zaten. Her zaman doğru yerde, doğru pası atıyor, doğru şekilde kendini konumluyor. 2011-2015 arası Jürgen Klopp'la çalıştı Dortmund'da. 2015'ten beri Guardiola ile çalışıyor. Hani şimdi sorsak 100 kişiye 90'ı faalen iyi iki teknik adam. Ve bu iki teknik adamın tedrisatından geçmiş bir oyuncu. Alman milli takımında da Löw'le çalıştığını eklemek lazım. Ama bir tek tabii ki İlkay'ın çıkışıyla açıklayamayız. Tabii ki De Bruyne gibi hücumda uzun süre City'nin hatta lige o kötü oynadığı dönemlerde De Bruyne'nin yokluğuna çok verilirdi bu. Çünkü hücumdaki bir numaralı üreticiydi. Bu sene bir türlü Agüero, Jesus'tan
santraforlarından beklenen katkıyı alamazken o golleriyle, asistleriyle çok fazla işi çözüyordu Sterling'le beraber. O yükü bir kere omuzlayarak City'nin işte Ocak ayında hiç maç kaybetmedi. 150 yıldır yanılmıyorsam ilk defa oluyor. Çıktığı her maçı Premier Lig'in o en yoğun fikstürünün olduğu dönemde kazanmayı başarmış bir City var. Şimdi maç eksiğiyle çok önemli bir avantajı ele geçirdiler. Gol yemiyorlar neredeyse. Stones ve Ruben Dias'la müthiş bir ikili. Cancelo'yu bambaşka bir şeye evirmeyi başardı Liverpool Guardiola. Liverpool aralarındaki en önemli fark bu stoper başarısı olabilir mi? Liverpool'un stopersiz kalması, stoperlerinin sakatlığın yani. Sezonu kapatması da olabilir ama o bazı inatlardan vazgeçti Guardiola. Çok şu an yani Lig Kupası'nda Tottenham'la final. FA Cup'ta son 16 turundalar. Bu akşam maçları var. Lig'de puan farkıyla liderler. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna devam ediyorlar. Yani yarıştıkları 4 kategoride de iddialı bir şekilde yollarına devam ediyorlar. Zor bir fikstüre girdiler. Önce mağlup etmeyi başardılar Liverpool'u. Bu zor fikstürü belki de en zor maçıydı. Anfield'da da uzun süredir kazanamıyorlardı. Ardından Tottenham, Arsenal, West Ham serisine girecekler. Buradan da en az hasarla çıkarlarsa bence şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacak. Bu bir aylık dilimi biraz böyle kayıpsız geçmeyi başarırlarsa Şampiyonlar Ligi içinde daha rahat bir zihinle mücadele edebilirler ligin geri kalanında. Ama Guardiola Kasım ayının sonunda Liverpool'un 8 puan gerisindeydi. Gelinen noktada büyük bir puan farkı yapmış oldu. Yani futbolda biraz bu sene hakikaten kaygan bir zemin var. Neyin ne olacağı çok belli olmuyor. Liverpool serbest düşüşte. 2021'de iç saha galibiyeti alamayan Liverpool'daki problem yalnızca sakat oyuncular mı? Biraz da Ozan Kabak'a dokunalım size. Ya işte Ozan Kabak yoğun antrenman süreçlerine, video analizlere tabi tuttuk onu. Hazırlanması için her şeyi yaptık dedi Klopp ama yani direkt şampiyonluk maçı olarak nitelenecek bir maçta gelip ilk 11'e koymasını ben zaten beklemiyordum açıkçası bu seviyede. Yani bir Burnley, Wolverhampton ya da daha orta kalibreli bir takıma karşı ilk 11'de oynardı büyük ihtimalle ama ya bu maçta yapacağı bir hata, yaptıracağı bir penaltı, işte Alisson'un başına gelenleri gördük. Kaleciliğini sorgulayanlar bile gördüm ki dünyanın 2-3 kalecisinden biri. Evet. Hani Ozan'ın ilk maçı için iyi bir başlangıç olmazdı. İngiltere'de de çok çabuk sizi yükseğe çıkartıp çok çabuk da gözden düşebiliyorsunuz. Ben o açıdan her şeye rağmen mantıklı bir tercih olduğunu söylüyorum. Yani Liverpool'un tabii ki bir numaralı şey sakatlıklar. Şimdi Van Dijk 76 maça çıkmış son iki sezonda. 90 dakika oynamış. Şimdi böyle bir oyuncu birden yok olunca denklemden tamamen onunla oynamaya alışmışsınız. Yanındaki partnerler onsuz oynamanın ne olduğunu bilmiyor. Savunma onsuz oynamanın ne olduğunu bilmiyor ve birden elinizden alınıyor. Ama bence oraya kadar gene iyi idare etti. Fabinho'yu oraya çekti. Matip, Fabinho, Gomez bir şekilde ileri atmayı başarıyorlardı. Ekstra Jota hücumda tıkanıklığı çok iyi giderdi. Kritik goller atarak Liverpool'u üstte tutmayı başardı. Ama arka arkaya yani şimdi Van Dijk gitti. Onun bir numaralı partneri Matip sadece 11 dakika yan yana oynayabilmişler. En ideal stoper ikisi bu sezon. Gomez, Van Dijk yine üst üste 13 maç gol yememişlerdi yanlış hatırlamıyorsam. O ikili Gomez de sakatlandı. Üçünde sezonu kapatacak sakatlıklarla baş edildi. Birden oraya çift iki tane orta sahayla çıkmak zorunda kaldılar. Henderson ve Fabinho ile. Yani Liverpool evet savunması önemli. İleriki üçlüsü çok önemli. Salah, Firmino, Mane ama yani Wijnaldum, Henderson ve Fabinho'nun o sağladığı enerjiyi, o yoğunluğu verebilecek bir orta saha yok. Thiago Alcantara oraya yumuşak kaldı. Ve Liverpool'un bence bütün o enerjisinin, o pres gücünün, o dinamizminin her şeyin başı o ortadaki üçlü. Sen ortadaki üçlüden ikisini savunma göbeğinde oynatmak zorunda kalırsan hem Trent Alexander-Arnold'un formunu etkiler bu. Hem orta sahanın formunu etkiler. Orta sahayı alamazsan, üstünlük kuramazsan ve Thiago Alcantara'nın da sizi yani A'dan elit seviyeden süper elit seviyeye taşıyabilecek bir oyuncu ama yani B'den A'ya taşıyamaz. Bunu net bir şekilde ortaya çıktı. Fiziksel olarak henüz adapte olamadı ki. Oynadığı maçlarla ilgili bir istatistik vardı. Yanılmıyorsam 5 mağlubiyeti var. Bence en temel şeylerden biri bu orta saha düzeninin stoperdeki eksikliklerin etkisiyle bozulması oldu. Bir de tabii Firmino artık biraz çok tahmin edilebilir bir oyuncu. Yani Firmino markajcısını çok fazla gezdiriyor ve Salah'la Mane'ye çok fazla alan sağlıyordu. Artık stoperler onu takip etmeyi bıraktı. Doğal olarak da biraz hücumda da çözülmüş oldu ama her şeye rağmen birincisi sebep sakatlıklar, ikinci sebep de bu kadar üste gelen başarılara rağmen oraya erken bir şekilde stoper takviyesi yapılmaması yönetime yazar ikinci kısımda. Zlatan'dan 500. gol. Kariyerinde 500 gole ulaşan Zlatan İbrahimovic tarihin en iyi golcülerinden biri mi? Öyle ya. Yani, tabii ki golcülerinden biri. Ya, inanılmaz şeyler yapıyor bu sene. Bir yazı okudum programdan önce. Milan'da Brahim Diaz'la beraber oynuyor. 99 doğumlu.
Rahim Diyaz diyor ki ya babamla aynı yaşta diyor Zlatan. İnanamıyorum. Yani bu abartı olarak söylemiyor. Gerçekten kontrol ettim. Rahim Diyaz'ın babasıyla Zlatan aynı yaştalar. İnanılmaz bir şey. Milan bu sadece 14 maç, 10 maç oynayabildi. 11 maç oynayabildi ligde. 14 golü var. 63 dakikada bir gol atıyor. İki penaltı kaçırmış olmasına rağmen Bologna ve Verona maçlarında birer penaltı kaçırdı. Onları da atsa 55 dakikada bir gol demek bu. Ve 90 dakika başına, yani 90 dakika sahada kalsa 1.63 gol ortalaması olacak. Arkasında oynayan orta saha oyuncularının değerini de arttırıyor. Arttırıyor. Yani 23.5 yaş ortalaması bir takımı inanılmaz bir liderlik sergiliyor. Geldiğinden bu yana, yani geldiğinde devre arasında Ocak'ta imza attı. Atalanta'dan 5 yemiş orta sıralar için ya UEFA Avrupa Ligi'ne gideyim diyen bir takımı o zihniyeti yerleştirmeyi başardı. Doğal olarak o takımın mental seviyesi yükseldi. Yani bir teknik adam sirkülasyonunu önledi. Milan o sezonun sonunda sportif direktörlük için Ralf Rangnick'le, teknik adamlık için de Marco Rose ile anlaşmıştı. Ama Stefano Pioli'yi de görev süresini uzatmayı başardı formuyla. Bu sezon dediğim gibi 90 dakikaya vurduğumuzda 1.45 gol atıyor. Ona en yakın isim Lewandowski 1.32 golle. Yani o bile ne kadar üst seviyede oynadığının bir göstergesi açıkçası. 500. kulüp golünü de attı. 2 gol attı, hatta 500.000'i de atmayı başardı. Ve Pioli diyor ki yani antrenmanlara her bir oyuncular arasında bir şey vardır. İlk kim gelir, son kim çıkar. Yani ilk tabii ki her zaman ben geliyorum teknik adam olarak. Ama hep ikinci isim Zlatan oluyor diyor. 39 yaşına 40'ına merdiven dayamış bir isim. Hala antrenmanlara ilk gelen ve son çıkan oyuncu olabiliyor. Tabii ki yani bir yılda, en büyük yıldızınızın bu kadar özverili olduğunu gören takımı da moral motivasyon olarak da oyun olarak da yükselten bir şey. Hakan da girdi, bıraktığı yerden devam etti. İki asistini de yaptı hemen Rebic'e. İlginç bir takım oldular gerçekten. Şu an Avrupa'nın 5 büyük liginde de aslında veteran golcülerin bir şeyi var. Yani Suarez... Hakan ne yapar sence sezon sonu? Hakan bence Premier Lig'e gidecek gibi. Ama Milan şampiyon olursa işler değişir mi bilmiyorum. İstediğiyle Milan'ın önerdiği arasında bir fark olduğunu duymuştuk. Ama Milan her şeye rağmen satmadı. Şampiyonla oynayacak. Yani senenin sonunda bonservissiz, bedelsiz gitmesini göze alacak bir şekilde Hakan'ı göndermedi teklifler olmasına rağmen. Bu bence aralarında biraz daha bir anlaşma olacağına işaret gibime geliyor. Bence şu an kendine çok uygun bir yapı var. Tabii Zlatan'da da bu sene bir yıllık kontratı var. Ne kadar uzatır bilmiyorum. Ama Milan bu sene şampiyon olursa hakikaten Zlatan'ın hikayesinde yepyeni bir sayfa ve çok acayip bir sayfa açılmış olacak. Bir yandan Suarez La Liga'da gol krallığı için, bir yandan Lewandowski böyle 30 yaşını geçmiş bütün forvetler, veteran forvetler tekrar Avrupa'da 5 büyüklükte gol krallığı için de yarışıyor. İlginç bir durum bu da. Vesely uçuyor. Euroleague'de Ocak ayının MVP'si seçilen Vesely, Fenerbahçe Beko'nun çıkışındaki kilit faktör müydü? Yani kilit faktörler var. Bunlardan biri de Yan Vesely hakikaten. MVP olduğu sezon hafızalarda Fenerbahçe için çok iyi başlayan, normal sezonun lider bitirilen ama arka arkaya gelen sakatlıklarla, bunların birincisi Vesely'ydi. Biraz tatsız biten bir sezondu. Final Four'la bitmiş ama Final Four'da maç kazanamamıştı Sarı Lacivertler. Geçen sezon zaten Vesely sakatlıktan dönemedi. Kaotik bir sezondu. Covid yüzünden yarıda kaldı. Bu sezon ama bambaşka bir iki şeyli bir şey oldu Fenerbahçe için. Yani üst üste İspanya deplasmanları, ardından Alba Berlin, Jalgiris maçlarında alınan mağlubiyetler kötü mağlubiyetlerdi. O noktada takım nakavt olmuş gibi gözüküyordu. Birden ayağa kalktı ve bunun baş mimarı Yan Vesely. Hem savunmada hem hücumda o kadar büyük bir enerji koyuyor ki sahaya. Yani Kyle Hines'la birlikte ikili oyunlardan sonra, yani rakip kısa kim olursa olsun karşısında kalabilen bir savunma gücü. Mike James gibi şu an belki de Avrupa'nın en formda oyuncularından birine karşı en kritik topta bloklamayı başarıyor, ona geçilmiyor. Hücumda çok iyi bitirici ve asist özelliğiyle hücumları çok iyi yönlendirebiliyor. Çemberi çok iyi koruyabiliyor. Hızlı tempoya sahayı çok hızlı kat edebiliyor ve sizin hızlı bir basketbol oynamanıza sebebiyet verebiliyor. Fenerbahçe, yani Zenit gibi bir takımı bu sezon ilk defa 90 sayı üzerine bir sayı yedi. Bu sene EuroLeague'in en iyi performanslarından birini sergileyen takımlarından birine 92 sayı atmayı başardı. Bu da tabii o Vesely'nin bu treni lokomotifi olmasıyla açıklanacak bir şey. Tabii Guduric eklemesi De Colo'yu çok rahatlattı. Hücumda bir ekstra tehdit daha gelince De Colo daha fazla istediği alanları bulmayı başardı. Guduric zaten Fenerbahçe'den giderken de oyunu iki yönlü oynayabiliyordu ama NBA'de bazı şeyler, yani o kendine güveni çok artmış. Bogdanovic'in varisi olarak geldi. Başlarda o baskıyla biraz baş etmekte zorlandı gibi ama şu noktada hakikaten sahada ikinci bir lider özelliği ve Fenerbahçe bir NBA takımı gibi gerçekten 3 tane büyük oyuncu
Guduric, De Colo, Veseli etrafında çok iyi görev adamları. Pierre gibi, Ulanovas gibi çok iyi görev adamlarıyla, Geraldi gibi. Ve bu üç büyük oyuncu da gerçekten o kadar her şeylerini koyuyor ki şimdi rol oyuncusu da diyor ki yani takımın en çok maaş alan, en büyük yıldızı her topu atlıyor Veseli diyor. Sürekli savunmada aktif, sürekli hücumda aktif. 35 dakika, 36 dakika oynuyor, şikayet etmiyor. Ben neden yapmayayım diyor ve olumlu hava birden ekstra bir artıyor. Tabii bunda da en büyük pay Veseli'nin. Çok fazla böyle diğer oyunculara maç içinde bir şeyler anlatırken görebilirsiniz. Çünkü yani Pierre gibi, Eddie gibi Euroleague seviyesinde henüz kendini test etmemiş oyuncular için de büyük bir fırsat. Veseli önderliğinde Guduric ve De Colo'nun da artan performansı, yan parçaların çok iyi katkısı, koçun o rahatlığının oyunculara bir şekilde, olumlu bir şekilde geçmesi. 20 yıldır Amerika'da çalışan bir koçtan bahsediyoruz. Fenerbahçe'yi şu an Avrupa'nın en formda takımı yaptı. 9 maçtır kazanıyorlar. Ve ilk 8'e girilir mi acaba derken gelinen noktada ilk 4'e tekrar girip sağ avantajı alınabilir mi noktasına gelmeyi başardı. Tam bir lider senin anlattığına göre Veseli. Avustralya açık başladı. Teniste yılın ilk Grand Slam'i beklentileri karşılayacak mı? Yani başlaması öncelikle beklentileri karşılamaya yetti. Çok zor yollardan geçti turnuva. Covid protokollerini biliyorsun en sıkı uygulayan ülke. Evet. Zaten günde 7-8 vaka açıklıyor. Maskesiz tribünler %50 oranında dolu tribünler önünde oynanıyor. Avustralya dünyada herhalde Güney Kore ile birlikte bu işi en iyi yapan ülke. O yüzden de herkesin belirli uçaklarla belirli kişi gelip Avustralya'ya belirli katı karantina koşullarına riayet etmeleri gerektiğini önden sert kurallar koydu. Sonra oyuncuları getiren uçaklarda Covid çıkınca o uçaklarda olan herkese 14 gün zorunlu karantinaya aldılar ve birçok oyuncu için isyan bayrağını çekme noktasına gelindi. Çünkü yani bu seviyede bir turnuvada mücadele edeceksiniz ve 14 gün hiç antrenman yapmadan, sadece otel odanızdan çıkmadan, çünkü günde 5 saat izinleri var normalde oyuncuların antrenman yapmak için. O izinler bile olmadan yani birçok oyuncu bilseydim bunu gelmezdim gibi açıklamalarda bulundu. İşte Novak Djokovic bu karantinada kalan 72 oyuncu için bir talep listesi gönderdi. O talep listesi basına sızdı. Sonra Avustralya basını Novak Djokovic'e böyle dalga geçmeye varan şekilde şeyler yaptı ki hani biz burada aylardır sıkı karantina altındayız. Hani siz bize Covid'i getirecek insanlarsınız gözüyle bakmaya başladı. Böyle oyuncuların Twitter'da odasından fare çıkan oyuncu oldu. Bu şikayetlerde bulunan oyunculara böyle sert tepkiler verdi Avustralya halkı. Ama tabii sağlık her şeyden önemli. Bir şekilde olaylar tatlıya bağlandı. Geçen hafta hazırlık turnuvaları vardı. Günden neredeyse 70-80 maç oynandı. Böyle metrobüs gibi arka arkaya gidip geliyordu maçlar. O turnuvaların tamamı tamamlandı. 6 turnuvanın ve turnuva başlamış oldu. Tabii işte karantinada kalan 72 oyuncunun 14 gün boyunca biraz durumu farklı. Onlar böyle çok erken elinirse çok şaşırmayacağım. Tenis biraz çok öyle milimetrelerle oynanan bir oyun ve formda kalmanız gereken bir oyun. Etkiliyor en ufak değişken bile. Bireysel de bir oyun. Bireysel bir oyun. Ama yine de seyircili bir turnuva. Özlemişiz. Uzun süredir herhangi bir spor dalında bu kadar seyirci yoğunluğu olan bir turnuva izlemiyorduk. O açıdan bu kadar sıkıntıya biraz değdiğini görebiliyorum. Erkeklerde yine Novak Djokovic burada 8 kere kazanmış bir isim. İkinci turu da geçmeyi başardı. Üçüncü tura yükseldi. En büyük favorilerden biri. O biraz geçen Covid döneminden kalan işte bir tur düzenledi. Yugoslavya, Sırbistan'da orada oyuncular yakalandı Covid'e vesaire. Çok böyle riayet edilmedi kurallara. Tepkileri çekmişti. Daha sonra bir hakemi kafasına top isabet etti. Amerika açıkta erken diskalifiye oldu. Onun biraz imaj düzeltmesi için onun için bir challenge. Rafael Nadal hazırlık maçlarında oynayamadı çok belindeki sakatlığı göstererek ama ilk maçında o da fena gözükmedi. O ikisi biraz öne çıkıyor. Medvedev, Tsitsipas, Thiem gibi artık yeni nesilde iyiden iyiye kendini hissettiren yıldızlar var. Kadınlarda da Serena için tabii bir challenge. 2017 en son burada kazanmıştı. 4 yıldır Grand Slam kazanamıyor. 24'ü kazanıp en çok kazanan kadın oyuncu olmak istiyor. O favori. Naomi Osaka çok iyi gözüktü. Birkaç farklı favori. Muguruza çok iyi gözüktü ama keyifli bir slam olacağı izleyeceğimiz kesin. Hamilton'la bir yıl daha. 2021'de de Mercedes için yarışacak. Lewis Hamilton'a rakip çıkar mı? Mercedes'e mi Hamilton'a mı? Bence bu sene daha yani 2022'de aslında 2021'de tamamen yeni kurallara geçecekti Formula 1. Covid protokolleri ve maddi sıkıntılar yüzünden takımlar bununla adapte olamayacağı için bunun bir yıl ertelenmesi istenmişti. 2022'de bu kurallara geçilecek. Biraz da bunun ışığında zaten herkes 2+1 yıllık bir kontrat imzalamasını bekliyordu Mercedes'le. Ama bir yıllık bir kontrat yapıldı. Bir sürü spekülasyon ortaya atıldı. Önce çok arada fiyat farkı oldu. İşte Hamilton'ın 60 milyon euro istediği, Mercedes'in 40 milyon euro önerdiği gibi. Sonra Lewis Hamilton'ın bir veto hakkı istediği, yani takıma gelecek ikinci pilot konusunda istemediği bir pilotu
takım arkadaşı olarak istememe gibi spekülasyonlar ortaya atıldı. Toto Wolff, Mercedes takım patronu, bu asla böyle bir şey konuşmadıklarını ve böyle bir hak vermediklerini söyledi. O açıdan yani beklenen bir şeydi ama bir yıllık bir kontrat olduğunu kimse, yani daha uzun bir kontrat bekliyordu. 2022'de çünkü radikal değişiklikler gelecek. Araçların teknik aksamlarında bazı radikal değişiklikler yapılacak. Tasarımlardan işte lastiklerin yeni uyguladığı basınca kadar, hatta araç hızlarının 3-4 saniye düşmesi bile bekleniyor. Bunun takımlar arasındaki güç farkını biraz azaltacağı yönünde beklentiler var. Biraz daha artık bu tek düzelikten biraz kurtulmak için Formula 1'in böyle radikal bir değişime gideceği söyleniyor. Takımı harcama limitleri, sınırları geliyor. Her takım yanılmıyorsam 175 milyon euro harcama hakkı olacak. Yani 175 milyon euro şu şey harcama, yani pilotlara ödenen para hariç teknik araç geliştirmeye harcayacakları para her takım eşit olacak. Bu da Mercedes gibi, Ferrari gibi diğer takımların farkı daha da, yani daha yüksek ekonomik koşullara sahip takımların farkı daha da açmasına önünde engel olması bekleniyor. Bu açıdan 2022'de çok şey değişecek gibi ama ben bir yılda şu an grid'in en iyi aracına sahipler. Ki George Russell yarışmıştı Bahreyn'de Mercedes adına. Mesela o da fena şeyler, tur zamanları ve fena bir yarış çıkarmamıştı. Ya yani birçok pilot, yani Hamilton'ın yerine başka kim olsa o koltukta şampiyon olabileceğini söylüyor. Bu tabii Hamilton'ın değerinden asla bir şey düşürmüyor. Daha bundan daha kötü araçlarla da 2011'de 13'te kazandığını zaten biliyor. Bence o konuda ispatlayacağı bir şey de yok. Sonuçta iyi araba iyi pilotlara veriliyor. Ama bu sene 2021'de şimdiki kurallarla koşulacak ve Mercedes'in diğer rakiplerinden ne kadar farklı olduğunu zaten biliyoruz. Herkes de bu sezonu biraz bir geçiş sezonu olarak göreceği için araçlarda öyle çok büyük radikal değişiklikler olmasını da ben şahsen beklemiyorum. Hali hazırda Mercedes grid'in en iyi aracına sahip. Ferrari'nin zaten şu an o seviyede olmadığı gözüktü. Onlar da 2022'deki bu yeni kuralları bekliyorlar. Biraz hazırlıklar o yönde. Red Bull daha keza öyle. O açıdan 2021'de yine Hamilton'ın rahat bir şekilde şampiyonluk yaşayacağı bir ortam söz konusu gibi. Asıl olay 2022'de başlayacak. Super Bowl'a Brady damgası. Tampa Bay'le 7. kez Super Bowl zaferine ulaşan Tom Brady tüm zamanların en iyisi mi? Ya Amerikan futbolu bazında konuşursak evet, tüm zamanların en iyisi oldu. İstatistiksel olarak en azından. Yani en çok Super Bowl kazanan takımdan daha fazla kazandı. Tüzel ya da birey olarak şu an 7 kere kazandı. Pittsburgh Steelers'ın 6, New England Patriots, o Tom Brady'nin eski takımı. Onların da 6 Super Bowl şampiyonluğu var. Tom Brady tek başına gittiği yeni takımında Tampa Bay'de 43 yaşında, normalde 36-37 artık emeklilik yaşları kabul edilen bir sporda yeni bir meydan okumayı kabul etti. Sert de bir spor 43 yaşında. Sert tabii yani. 43 yaşında 7. yüzüğünü taktı. Çok ekstrem bir başarı ki karşısında işte üst üste 3 tane daha önce şampiyonluk yaşamış quarterback'i olan takımları elemeyi başardı. İşte mesela Pat Mahomes yeni neslin en büyük yıldızlarından biri. Geçen sezon ilk sezonunda Kansas'ta Super Bowl şampiyonuna ulaşmıştı ve hakikaten yeni bir süperstar, büyük bir oyuncu. Ona karşı şey, bir yazar çok güzel bir şey yazmıştı. Bu hani Michael Jordan'la LeBron'un karşı karşıya geldiğini düşünün. Hakikaten öyle bir maç diye. Bir yandan tarihin en büyüğü Tom Brady, bir yandan gelecekte belki tarihin en büyüğü ünvanını ondan almak isteyecek ve kariyerine çok iyi bir giriş yapmış Pat Mahomes. Ama yine başka bir yazar da şey demişti, yani bu maçı evet Tom Brady kazandı, Mahomes belki ondan daha iyi olabilir ama herkes 10 yıl sonra evet Pat Mahomes çok iyi oyuncuydu ama o da Tom Brady'ye kaybetmişti diyecek. Öyle de bir avantajı var. O yüzden hakikaten yani Amerikan futbolunda değil tüm sporlarda tarihin en büyüklerinden biri olup olmadığı tartışılıyor şu an. Amerikan futbolu biraz daha global bir spor değil. İşte Usain Bolt'la, Michael Phelps'te, Michael Jordan'la bir tutanlar çok. Onlara katılmak da bir nevi mümkün. Dediğim gibi 43 yaşında yaptığı şey çok inanılmaz ve yani çok da iddialı olmayan bir takımı zirveye taşıması, iki farklı konferansa şampiyonluk yaşaması. Yani istatistikler zaten sadece bakıldığında gönül rahatlığıyla bu söylenebiliyor. Devam eder mi sence? Bir sene daha etmemesi için bence bir, yani sonuçta şampiyonsun, zirvedesin, neden bırakasın ki yani? Belki de orada bırakmak güzel. Bıraksa zaten bırakırdı. 10. Super Bowl'u bu. 30 yıldır herhangi bir Amerikan sporunda 10 final oynama başarısı gösteren iki sporcu var. Biri LeBron James, öbürü Tom Brady. LeBron James 10 finalin 4'ünü kazandı.
Tom Brady 10 finalin çıktı, 10 finalin 7'sini kazandı. Ya bir güzel bir istatistik vardı. Tom Brady 21 yıldır bu ligde 10 kere Super Bowl oynamış. Yani Steph Curry'nin üçlük yüzdesinden daha yüksek Tom Brady'nin Super Bowl maçlarına çıkma yüzdesi diye. Hakikaten bu ben aşırı takip etmedim ama her sene yani playofflarını ve Super Bowl maçını izliyorum Amerikan futbolunu. Keyif de alıyorum izlerken. Çok maç belki çok çekişmeli olmadı. Pat Mahomes'un birkaç pasını yakalayamadı. Takım arkadaşları ona çok ayak uyduramadı gibi. Biraz daha yakın bir maç olabilirdi. Ama Tom Brady bu sporun en büyük efsanesi sınıfına girdi. Kazandığı 7. şampiyonlukla iki farklı takımda. Ve bir sene daha kariyerine devam edecek gibi duruyor diyelim. Bu haftalık ters köşenin sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşünceye dek. Hoşçakalın.